Herkese merhaba. Bugün ara tercihte meteoroloji malzeme mühendisliği ile alakalı sizden gelen soruları cevaplayacağım. Ben Sudanaz, meteoroloji malzeme mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben Efecan, 4. sınıf meteoroloji ve malzeme mühendisliği öğrencisiyim. Ara24'tesiniz. Bravo! Allah Allah! Meteoroloji ve malzeme mühendisi nedir? Mezunu ne iş yapar? Şöyle anlatabilirim. Meteoroloji malzeme mühendisi malzemelerin özelliklerini, performansını, üretimini inceler ve geliştirir en kısa özelde. Bu malzemelerin başında kompozitler, seramikler geliyor diyebilirim. Metal kısmında da demir, çelik, alüminyum, bakır örnek olarak verebilirim. Peki ne iş yapar? Malzemelerin üretimi ve kalite kontrol aşamasında etkin bir rol oynadığını söyleyebilirim. Çap yandal imkanları nasıl, hangi bölümleri önerirsiniz? Ben çap veya yandal yapmıyorum ama yapan birkaç tane arkadaşım var. Açıkçası kolay olduğunu söyleyemem çap ve yandalın bizim bölüm üzerinde. Çünkü bölümde çok fazla ders var bizim ve kredi sayıları çok az. Ortalama yükseltme imkanınız da diğer bölümlere nazaran biraz daha az oluyor bundan dolayı. Derslerin fazlalığından dolayı da diğer çap yaptığınız bölümdeki dersleri alamama imkanınız var. Bu da sizin okulunuzun uzamasına yol açıyor. Yani çap veya yandal yapmak istiyorsanız okulunuzun en azından bir sene uzamasını göze almışsınızdır diye düşünüyorum. Bölüm olarak da kimya mühendisliği ile uzay uçak fakültesinden uzay veya uçak mühendisliği ile ya da fizik mühendisliği ile yapabilirsiniz çapınızı. Bu bölümleri tavsiye edebilirim. Ne gibi dersler görüyorsunuz? Şöyle, ilk 1 ve 2. sınıfta daha çok havuz derslerini görüyoruz. Tüm mühendislik öğrencilerinin aldığı matematik, fizik, kimya gibi havuz dersleri bunlar. Daha sonraki dönemlerde termodinamik, statik, karakterizasyon gibi bölüm derslerine özelleşiyor. 3. ve 4. sınıfta daha çok rapor ve sunumlarla geçiyor diyebilirim duyduğum kadarıyla. Bölüme yeniden başlayacak olsan neleri farklı yapardın? Açıkçası çok fazla şeyi değiştirmezdim ama ilk senelerde girdiğimde havuz derslerine biraz daha az yoğunluk verebilirdim. Çünkü ileriki senelerde özellikle 3 ve 4. sınıfta meteoroloji malzeme bölümünde çok fazla yoğunluğunuz oluyor. Özellikle projeler ve sunumlarla çok fazla ilgileniyorsunuz. Bu yüzden zamanınız da aslında sosyal hayatınıza verecek zamanınız çok fazla olmuyor diyebilirim. Havuz derslerini biraz daha az bakıp sosyal hayata biraz daha ilgi verebilirdim diyebilirim ilk senelerde. Hangi sektörlerde iş imkanı buluyorsunuz? Aslında şöyle bir genel yanılgı var. İşte meteoroloji malzeme mühendisi ne iş yapıyorken nerede çalışabilir ki gibi bir yanılsama oluyor. Aynı şey bende de vardı ilk geldiğimde ama sektör inanılmaz fazla. Şu an revaçta olan havacılık, savunma sanayi, otomotiv gibi sektörlerin yanında biyomedikal, inşaat gibi alanlarda da çalışma imkanları var. Hangi tür laboratuvar ve uygulama imkanları var? Aslında bu bölümün diğer üniversitelerdeki imkanlarına göre daha fazla laboratuvar imkanımız var. 3. senenizde karakterizasyon laboratuvarı ve sonraki dönemlerinizde de ekstrüzyon laboratuvarlarınız ders olarak size geliyor. Laboratuvar ve öğrenci arasındaki entegrasyonun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Laboratuvar dersleri dışında o ortamlarda çok fazla bulunacak imkanınız olmuyor. Ama öğretmenlerle ve akademisyenlerle konuşup tabii ki de onların laboratuvarlarında çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Kimya mühendisliğinden fark ne? Aslında aynı fakültede olsak da kimya mühendisliğiyle bayağı fark olduğunu söyleyebilirim. Kimya mühendisliği genel olarak kimyasal reaksiyonlar üstünde çalışma yapıyor. Biz daha çok malzemenin özellikleri ve üretimiyle ilgileniyoruz. Onlar üretim süreçleriyle ilgili çalışmalar yapıyor daha özelde. Böyle söyleyebilirim. Sadece fabrikada mı çalışıyorsunuz? Aslında bu da bir büyük bir yanılgı çünkü meteoroloji ve malzeme mühendisleri özellikle laboratuvarlarda veya ofis ortamlarında da çalışabiliyorlar. Özellikle eğer üretim sektöründe iş yapıyorsanız fabrika alanında çalışmanız zorunlu gibi bir şey. Ama bunun dışında Ar-Ge bölümünde çalışıyorsanız tabii ki de laboratuvarlarda, satış veya pazarlama gibi yönetimsel taraflarda çalışıyorsanız da ofiste çalışma imkanınız bulunuyor. Bu bölüme isteyerek mi geldiniz? Aslında çok istemiyordum ben, yalan söylemeyeceğim. Yani çok bilmiyordum, ne olduğu hakkında çok bir fikrim yoktu. Aslında daha çok sıralamam bu bölüme uygun olduğu için geldim diyebilirim. Ama gördükçe, akademisyenleri tanıdıkça, güzel arkadaşlar edindikçe çok mutlu oldum buraya geldiğim için. İTÜ'de okumak da ayrı bir keyif. İTÜ'de bu bölümü okumak çok daha farklı bir keyif. Hepinizi bekliyorum buraya. Hava durumuyla mı ilgileniyorsunuz? Tabii ki de hayır, hava durumuyla ilgilenmiyoruz. Çünkü meteoroloji mühendisiyle sadece bu bir isim benzerliği. Ve genelde malzemeciler bu isim benzerliğiyle ilgili şaka yapılmasından pek fazla hoşlanmazlar. Sadece bir isim benzerliği olduğu için hiçbir aslında ortak yanımızda meteoroloji mühendisliği yok diyebilirim.
bölümün az biliniyor olması bir dezavantaj mı? Aslında dezavantaj olduğunu da az biliniyor olduğunu da çok söyleyemem şu anda. Ben 30 binde girdim ama şu an yaklaşık 15 binde olması lazım. Ve genel olarak bizim ülkemizde çalışma alanları çok fazla. Demir çelik sanayisi genel olarak meteoroloji malzeme mühendislerinin yoğunlukla çalıştığı bir alan. Ve herhangi bir savunma sanayi şirketine gitseniz en az bir tane meteoroloji malzeme mühendisinin çalışıyor olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden bir dezavantaj bulundurduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sınava tekrar girecek olsan bu bölümü tercih eder miydin? Açıkçası ben bölümü kazanana kadar bölüm hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hatta ismini bile ilk defa duymuştum. Ama sonrasında biraz daha işin içine girdikten sonra ve sınıf geçtikten sonra bölümü sevdiğimi söyleyebilirim. Özellikle lise dönemlerinde elektrik, elektronik veya bilgisayar mühendisliği istediğimi düşünüyordum. Ama buraya geldikten sonra fiziğe o kadar da ilgim olmadığını fark ettim. Şimdi kimya temelli bir mühendislik okuduğum için açıkçası mutluyum ve tekrar girdikten sonra bir daha tercih edebilirdim bölümü. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arı 24'tesiniz. Umarım kafanızdaki soruları yanıtlayabilmişizdir. Sizi de bir gün İTÜ'de görmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.